Bakın arkadaşlar, şimdi de Nurettin amca gele geldik. Amcamın, eşimin amcasının başka oğlu. Nurettin amca gele. Çiçeklere bak. Yengemin, Hatice yengemin. Kalan şeyleri nasıl güzel açmış. Bu yıldız yıldız açan. Yıldız yıldız böyle kırmızı kırmızı açmış. Bu dikenler tacı çiçeği. Böyle her tarafından açmış. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Bu da yine kalan şiyo. Açık pembe. Katmerli katmerli. Bu da kılıç çiçeği. Böyle orada buğday başakları asmış. Bu da yine ufacık şey. Küçücük dikmiş buraya. Dikenler tacı çiçeği. Açmış ufacık başından maşallah. Bu da kaktüs. Tomurcukları var. Bakın çiçek tepesinde iki tane sihir gibi. Bunlardan da yavrulamış. Böyle yavrulamış birçok yavruları var. Bu da sardunyası. Renkli. Ebru'lu ebru'lu. Koyu pembe, açık pembe. Bir tomurcuğu var tekrar. Bu ne çiçeği? Ben bunu bilemedim. Kılıç çiçeğinin bir değişiği gibi. Bu da şey. Şu yüzü falan sürülen ne oluyordu ya. Neydi bunun adı ya? Ben bunu bilemedim. Krem falan oluyordu. Neyse. Bu da begonya. Islamış buraya. Açmış bir şekilde böyle. Bu da gene kaktüs. Küçük böyle kaktüsü. Bakın burada bir kalan şişeleri var. Bir saksıya kaç çeşit kalan şişe dikmiş. Bakın. Katmerli açmış gül gibi. Koyu biraz pembe. Bu açık pembe. Böyle. Bu da koyu pembe. Üçünü de aynı saksıya dikmiş. Çok güzel olmuş. Maşallah. Maşallah. Bu da Alman küpelisi mi diyorlar? Ne diyorlar? Kırmızı kırmızı açar bu böyle tüylü yapraklı. Bir kalan şişiyorsa da kaktüsüne kalan şişiyorsa burada var. Bu süt kaktüsü mü diyorlar? Ne diyorlar buna? Onu bilemedim. Şu yanındaki şu. Bu da kalan şişiyor. Camın önünde olduğu için böyle şeyli görünüyor. Gölgeli gibi cam ışığı vuruyor ya onun için. Burası yengemin böyle odası. Ona da dışarıda bahçedeler. Ben namaz kılmaya girmiştim. Boya yaptırıyor yengem de. Bu odadan geri yanı boya yapılıyor. Şöyle gösterebilirim. Bu odayla mutfağı var sadece. Adı. Kaldırılmadık. Geri tarafa kaldırmışlar boya yaptırıyor. Burada da balmumu çiçeği var mutfakta. Boya yaptırdığı için bakın her taraf boya yapıldığı için kaldırılmış yani. Şöyle. Boyacı var. Şöyle buralarda böyle. Öyle kaldıracak biraz sonra boya yapacak. Biz de misafire gelmiştik bayramlaşmaya. Bahçe götürüyoruz artık. Bak her taraf. Böyle her tarafla dolu. Boyacı da var. Neyse bakalım. Ben bahçeye doğru çıkayım. Bu Nurettin amcam. Bakın. Sen bize türkü söyleyebilirdin. Bir daha söyleyebilir miyim amca? Bayramında birinden. Mevsimin dolur ya. Sen düşünün acık sonra mevsime gelir. Mevsimi. Bu da Hatice yengem. Çapa çapalıyor. Hatice yengem. Pek havamda değilim. Çekilmek istemiyor. Onu ben yüzünü çekmek istemiyorum. Onun için kovasını aşağı yerken çektim. Yüzünü çekmedim Hatice yenge. Yüzümü çekmedim. Bahçesi. Böyle ceviz fideleri var. Burada da şeftaliymiş. Minik minik şeftalileri var. Tamam. Bakın şöyle şöyle dökmüş. Şöyle. Fasulyeleri de bitmiş. Abi fasulye yapmış. Kabak. Ne? Abi gelin anası iyi olmuş. Burası ölmüş. Asmaları benim sor da ölür kendi. Abi gelin babasını öğren sana. Aa. Yengemin pırasaları kışın yememiş daha böyle duruyor. Bir de burada yengemin kayısıları var. Bakın tadına da baktık biz ne güzel. Tam çarla. Maşallah. Bakın. Bu da sahte çiçekleri koymuş buraya yengem. Çok güzel. Destenin içine koymuş. Nasıl güzel olmuş bakın. Bir tane şey fotoğraf alıyorum bari. Eski köy gelinleri gibi. Sana ne? Kendin var. Şöyle. Sen bana karışma. Bakın şöyle komşuların da böyle sarımsakları, soğanları şöyle ben yaklaştırırım birazcık. Soğan, sarımsak, bakla ve bezelye. Bu taraftakiler bezelye. Şu öbür taraftakiler bakla. Şöyle komşularını.
Çok güzel. Burada bir başka bir yer bakın. Başka bir mahalle. Mahallenin aynı mahalle de biraz ayrı sokak. Bu da incir ağacı. Benim evimdeki incir de acaba böyle incir verir mi ki arkadaşlarım ya? Bakın incir vermeye başlamış. Bakın minik minik. Evet evdeki incir Yunus'unmuş. Öyle diyor Yunus'un zaten. Yunus bitti biteli bana kopattırmıyor. Onu ellettirmedi yani benim diye. Bakın mini mini incirleri dökmüş. Yeni yeni döküyor. Bakın şurada da var. Yaprağını çıkarmadan incir çıkarmış. Maşallah. Demek ki incir böyle bir şey. Burada da var. Daha yaprağını çıkarırken incirler çıkmış. Maşallah. İnşallah benim incirim de böyle meyve verir ya. Yaştan etkilendik. Kabakları var yengemin. Böyle kabakları bitmiş. Biz daha bahçemizi bile sürdürmedik. Asmaları. Böyle neydi başka? Mısırları, patatesleri falan yengemin. Şöyle karanlık olmadan çekeyim size. Şu patates, şu mısır. Böyle işte. Yani 100 kişiye hacı gitti. Yunus parkı buldu. Yani amcasının evinin önünde park. Hadi Yunus kay bakalım. Kay. Kay kay yapalım seni. Nerede kaldın lan? Çıkmadın ya. Yunus Bey. Aha. Çıktı. Bir de beşiye bindi. Yunus. Anne. Bir de böyle babasıyla Tatlıreval diye bindi. Tatlıreval değil mi bunlar? Ne deniyor? Bu ne? Bilmiyorum oğlum. Şey. Dut ağacı var. Selvi. Çam. Burla. Hep böyle. Bak selviler falan var. Böyle böyle. Burada da iyi ağacı var. Yengem de oturuyor güneşlerine. Biz gideceğiz artık da. Parkı gösterelim. Burada yengem. Yengem. Nurettin amcam gireyim. Vişne, ayva, çiçek açmış. Ayva, çiçek açmış. Yardım gelecek. Ayvanın çiçekleri. Uşak'ta da ayva yeni yaprak çıkarıyor. Bilemedim. Yunus. Eyvam gelmiş. Şeyin tepesinde. El salla bakalım. Bu köye sık sık gelip gidiyor mu? Biliyordum, ondan tanıştık. Biz artık gidiyoruz şöyle vedalaştık yengemgille. Gidiyoruz artık rüzgara bakın arkadaşlarım nasıl esiyor. Ağaçların dalları. Şöyle. Hı-hı. Hadi gedizin içinde biraz daha gösteririz. Böyle evlerin önleri meydanlık. Ben şimdi arabanın içinden çekiyorum şöyle. Artık eşim de binecek. Yeşillik meydanlık. Anne bir sefer sen arkaya otur olmaz geç. Mı? Hayır bundan sen de arkaya geç. Tavuklar yumurtlamış gıdak gıdak komşuların tavukları horoz tavuk ötüyor. Yunus bin artık hadi hadi kaç. Biz artık yolculuk vakıf köyüne. Gediz'in içinden geçerken de biraz çekerim size. Burada Gediz'in amcam gelin evden çıktık. Onun sokakları size biraz gösterelim. Şu evin rengi çok hoşumuza gitti Yunus'takimizin. Turuncu. Onu göstereceğim size turuncu. Turuncu diye mi? Şurası da bordo. Evet ne kadar güzel rengi. Neden dönüyorsun? Evin şekli. Şey. Buradan döneceğim. Burada, dün gelirken buradan geldik hocam. Nasıl mı? Evet burasıydı çünkü bu evin rengini yürüt gelirken çok merak. Aşağı doğru iniyor aşağı ineceğiz şimdi. Bak, evin şekli de çok güzel. Evet şekli de çok güzel. Bu taraftan da gösterelim evin şeklini. Böyle. Ben buradan size gelizi Gediz Belediyesi, Atman Menderes Yaşam Parkı'ymış. Böyle biz ana yola çıkıyoruz. Burada yeşil ışık yandı bu arada. Şimdi köye yolculuk, vakıf köyüne. Köyüne. Vakıf köyüne yolculuk. Ara yollarda çekerim size. Şöyle gidiyoruz biz. Evlere yemyeşil. Benim değmen, yılların değmen şuna. Nereden değmen? Aa şu değirmen. Ha bu değirmen. Gediz ürün. Gediz ürün. Bunun değirmeni. Yıllardır var diyor. Yol ayrı. Bak tabelaya çek. Doğru değirmen anne. Bak. Vakıf sandıklı arıca er doğmuş 4 değirmen. Vakıf 10 kilometreymiş.
Dört değirmen mi sana burası? Dört değirmen. Evet. Dört değirmen burası. Burada Erdoğmuş arkadaşlarım şöyle. Bu taraf Arıca'ya gidiyormuş. Burası Erdoğmuş köyü. Erdoğmuş da öyleyiz değil mi burası? Kaldırılmış falan. Erdoğmuş. Aa Gürcan buradan dönecek. Sen eskiden döneceğim yeri biliyorsun da. Sandıklı Arıca. Bir ayağım. Büyük köy olduğu için. Belediyelik. Belediyelik oldu. Kasa bulmuştum. Erdoğmuş'tan çıktık gidiyoruz. Çok güzel olmuş. Önceden toprak yoldu burası. Çok güzel olmuş. Allah devletimize zulmümüze vermeye nesil inşallah. Böyle yola devam. Vakıfın yolları kıvrım kıvrım kıvrılıyor. Bir sağa kıvrılıyor, bir sola. Bir sola, bir sağa kıvrım kıvrım böyle. Yılan gibi gidiyoruz tepeye yukarı. Ta tepenin başında yok vakıf köyü. Böyle kıvrım kıvrım. Ormanın içi. Böyle yol şeyler mi? Daha iyi. Ormanın içi kıvrım kıvrım yol. Yılan gibi sürekli kıvrılıyoruz. Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Ben sürekli çekmek istemiyorum sıkılman diye ama işte böyle. Yokuş yukarı kıvrılıyor. Çampiyonlar ne güzel. Sımsı ilanlar. Her yer çamlık. Gözün alabildiği yer orman arkadaşlar. Şuna bak. Bura amcamın gümesi. Nurettin amcamın gelin yazlığı, tarlası, bahçesi, gümeleri. Sürdürmüşler. Nohut ekeceklermiş buraya da bakalım. Buraya nohut mu ekecekler? Öyle dedi yengem. Nohut ekeceğiz dedi. Bakın gediz nerede kaldı? Gediz görünebiliyor mu buradan? Görebiliyor musun bilmiyorum ama gediz buradan böyle. Biz köye taa tırmanıyoruz. Akciğerlerimiz, ormanlarımız maşallah. Her yerlerimiz orman. Çok şükür elhamdülillah. Ormanlarımız çok. Çok da güzel. Tam mevsimin en güzel zamanı. Tam böyle yemyeşil, bütün bahar çiçekler açtı. Vişne burası da. Çiçekli, çiçeklenmiş iyice. Köyün girişine geldik ya artık. Şuraya Recep Gül'ün. Burada Recep Gül'ün yeri. Köyün girişindeyiz artık. Buradan başlıyor köy. Köye öbür taraftan da geliyor arkadaşlar. Bura Gediz'den girişi. Gediz'den gelen yolu. Biz çok zamanda şeyden geliyoruz. Kızıldağ tarafından. Sorkun, Kızıldağ, Güneyköy. O tarafları geçip geliyoruz. Eğlence o tarafları geçip geliyoruz. Bunlar da çabadan gidiyorlar. Kimse bunlar artık çabayı çabalamışlar. Gidiyorlar. Vakıf köyüne girdik. İçine kadar, şuraya kadar yapmışlar. Evet, bak buradaki kalmış yol burada kalmış artık. Böyle vakıf köyüne girdik. Bura Yukarı Köy. Yukarı Köy'ün camisi. Şimdi nereye gidiyoruz? Samanya'da mı gidiyoruz? Aşağı köy mü gideceğiz? Burada Ramazan dayımgirin evi. Geçtik şöyle artık. Çok sallattırdığı için araba arkadaşlar ben bir ara kapattım. Çünkü bulandırdı telefonun görüntüsünü. Şimdi Yukarı Köy'den Aşağı Köy'e gidiyoruz. Burası Yukarı Köy şöyle. İçinden geçtik. Aşağı Köy'e doğru böyle gidiyoruz. Burada da mezarlık var. Şehit mezar. Şehit de var mezarlıkta. Allah kaplumbağa var Gülcan dur. Kaplumbağa yolun üstünde. Burası dur güzel. Gürcan burada dur dua okuyan bir dur. Bakın arkadaşlar burada başka tanıdık kimler var akraba bilmiyorum ama şurada benim bir dakika. Dedem var. İki taraf yolun iki tarafı da mezarlık. Bakın bu taraf da mezarlık arkadaşlarım. Böyle burası yol aşağı köye iniyoruz.
Burası da mezarlık. Bakın burada bayrak var. Şöyle görebilirsiniz. Bayrağın olduğu yer benim eltimin kardeşi şehit. Tüm şehitlerimize ve ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin ve birer Fatiha, üç ihlas birer Fatiha okuyalım inşallah. Biz de şimdi kapatıp okuyalım. Rabbim tüm ölmüşlerimizin ruhuna varsın inşallah. Bizler öldüğümüz zaman da, bizler de imandan Kur'an'dan ayrılırsın öldüğümüz zaman arkamızdan da bizim Fatiha okuveren kullar nasip etsin inşallah. Çoluk çocuk nasip etsin. Bakın çocuğum ne kadar upuzun, direk gibi upuzun gitmiş arkadaşlarım. Şuna bakın çamlar nasıl güzel. Dümdüz gitmiş. Aha bir de eşek kardeşimiz. Dur. Orada. Evet eşeği oraya koymuşlar. Atlanıyor. Bir mezarlık da burada var arkadaşlar. Bakın hemen arka arkaya. O yukarı köy mezarı, burası aşağı köy mezarı mı hocam? Öyle mi oluyor? Yok, bu orası ilk mezarlık. Ha, orası ilk mezarlık. Orası sonradan. Mezarlık. Bakın bir şehit de burada var. Bakın. Hemen oradan geçtik. Bakın bir şehit mezarı da burada var. Allah'ım rahmet eylesin bütün şehitlerimize, ölmüşlerimize. Bu şehit kimin bilmiyorum. Öbür şehit eltimin kardeşinin iyi biliyor. Burada akrabaların evleri. Ama biz halası gelin evine gidiyoruz. Şu aşağıya gideceğiz. Burada emeğin gelin evi değil mi? Şurası. Arabayı şuraya koyalım da araba burada. Gölge ya. Vakıfın ünlü Çatalçam'ı burada. İnelim arabadan göstereyim. Bakın arkadaşlar burası Çatalçam. Ünlü Çatalçam bu işte. Bakın böyle çam çatal. Çok büyük aslında. Aşağıdan yukarıya doğru çatallaşmış. Burası benim eşimin amcaoğlusunun, iki tane amcaoğlusunun kayınvalidesinin evi. Yani iki kardeş iki kardeşi almış. Böyle. Ramazan ve Lokman'ın kayınvalidesi gelin evi. Var mı evde Ramazan dayı? Bak bakalım. Emine yengenin Ramazan dayı gibi. Bu dut da kara dut arkadaşlar. Kıpkırmızı oluyor böyle kapkara. Elini kan gibi boyuyor. Bakın dutlar minik minik olmaya başlamış. Böyle miniş miniş dutları var. Şöyle görünür mü bilmem. Ha bak gördün mü şimdi. Bir de dibimde çeşme. Çeşmeden su içeceğim bakalım. Akmıyor anne. Akmıyor mu? Hı hı. Sona getirdim böyle. Tamam. Dağların serleri vardı onlar. Yemeğe yem gireyim serası. Milyonları söktüler yerine apartman yapıyorlar. Güvercik düz. Kim Osmanlıysa? Bir de sarık domatesleri dikmiş böyle. Oğlu var. Baştan başa. Yeniş seralar var mıydı ya? Varmış işte. Patlıcan. Patlıcan değil mi bununla Ramazan değil? Patlıcan fidanı. Ya bu kere bizim bir böcük anıttı. Buraya böcü oluyor burada. Hadi ya. Allah Allah. Bir poşet. Böyle patlıcanla domates dikmişler. Seraya. Domates fidanları. Ocaklara uyutmuş. Açıverem mi bunu da? İyi biber pek zarar etmez. Biber daha değmiyor fazla da şeye domatese. Da biber fidanları. Ek şokolakla tohum çıkarmış. Burası da biber fideleri. Biberle salatalıkmış. Burası da baştan başa. Öbür tarafta gene ekli gibi sizin. Fasulye yeri var. Fasulye. Bu şey. Sırgınıkmış. Sırgınık. Şey, biber. Biber var değil mi? Salatalık fidanlarını aldın mı kendiniz mi yetiştirdiniz aldınız? Salatalık işte geç geldi millet. Fidanlarını kendiniz mi yetiştirdiniz aldınız mı? Yok aldık. Yani çapalanacak olmuş galiba bununla. 2000 lira. Burası da fasulye. Su düzeni hazır mı? Çapalanacak. Su. Motorla basıyor değil mi su düzeni? Çapalanacak olmuş. Dinlendi mi? Ot basmış. Akşamları salıyor göle. Burada naneler var. Göle. Nane kokusu ana kokusuymuş. Şöyle bir koklayayım sizin adınıza. Oh misler gibi. Misler gibi koktu. Burayı penceresini açmışlar böyle. Burada ayrı küçük bir sera böyle fasulye serası. Burada leğende domates fidanı var. Seranın içinde biber fidanı. Lahana fidanı. Koca koca olmuş lahana fidanları.
Bu ne fidanı bilmiyorum ama çiçekler bitmiş. Oh, çiçek fidanı herhalde. Çıtlık katifeler bitmiş burada. Çıtlık katife fidanları var. Uf, bayıldım içeriden. Çıkıyorum şuradan. Uy, burası iyiymiş. Hep serin Yunus. Oh, Yunus da oturdu. Burası serin, serin içi yanıyor. Arkadaşlar benim videom 20 dakikaya dolmuş. Ben şu anda kapatmam lazım çünkü çok uzun oluyor. Şimdilik Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.